sürekli sebze, meyve, yiyecek fiyatlarında fiyatlar oynuyor. Acayip rakamlara çıkıyor ve bahaneler hazır. Antalya'da sel var, yok kuraklık oldu, şu bu. Kardeşim, bu ülke besin deposu. Biz çocukken kendi kendine yeten ender ülkelerden birisi olarak bahsedilirdi. Kim kime kandırıyor merak ediyorum. Tarım her ne kadar bitme noktasına gelse de yine de üretilen besin yeterli. Eğer yeterli değilse köylerde satıcının, üreticinin elindeki mal neden ucuz, neden zarar ediyorlar? Ben çocukken hep şöyle sızlanırlardı. Biz para kazanmıyoruz, aracı tüccar para kazanıyor diye. Ve bu 50 yaşına girdim. Yani kendimi hatırladığımda 7-8-10 yaşlarındaydım. 40 yıldır değişmedi. 40 yıldır aracı, halci her zaman köylünün ve tüketicinin üzerinde. Bir eli köylünün cebinde, bir eli tüketicinin cebinde. Çağdaş bir ülkede, gelişmiş, sanayileşmiş bir ülkede, yani meyve sebze halinin ne gibi bir fonksiyon olabilir? Bakınız, mazot fiyatlarına zam geldi mi? Elbette her şey zam geliyor. Ancak bir hafta önce 1 liraya satılan karnabahar nasıl 7 liraya çıkabilir? Bu mümkün mü? Bakın, olay çok basit. Gıda oyunları şu şekilde. Bizim standart, sıradan halkımız, yani birçok şeyi takip etmez. Neyin ne olduğunu bilmez. Rusya domatesi, portakalı, mandalinayı, sebzeyi geri çeviriyor. Bunu denetleyen yok. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Tarım Bakanlığı nasıl denetlemez mandalinayı, portakalı, domatesi? Kimyasal buluyorlar, zehir buluyorlar. Oradan geri dönüyor. Ve nedense imha edildiğini hiç görmedim. Pazarda meyve sebze fiyatları ucuzluyor bir hafta veya aynı fiyata satıyorlar. Bakınız, bunu kimsenin denetleyeceği yok. Tüketici olarak insanlar kendi denetlemeli. Yani satın almamalı. Nereden satın almalı? Ya kendi üretmeli ya da direkt köylüden, üreticiden satın almalı. Aracıları, halcileri ortadan kaldırmalı. Meyve sebze ticaretinde bu kadar para kazanılmamalı. Bakınız, 1950 yılından beri eğitim, çağdaşlaşma denilince köyden kurtulmak, topraktan kurtulmak akla geliyor. Köyden kurtuldun mu, memur oldun mu veya şehre yerleştin mi, çağdaşlaştın, bugünlere böyle geldik diyor. Yani köyde kalmak, tarımla uğraşmak sanki işkence. Ve gitgide kötüye gidiyor. Hal yasası veya hal ekonomisi diyeyim, çağ dışıdır. Çünkü inşaat, tekstil, turizm gibi meyve sebze halleri bir takım ailelerin, bir takım kişilerin gruplandığı, fiyatları kontrol ettiği, çeteleştiği böyle bir sektördür. Bu 1950'lerden beri bilinen bir gerçek. Adam meyve sebze halinde hamal olarak başlıyor. Ondan sonra iş yeri sahibi oluyor. Ondan sonra akrabalarını getiriyor. Hadi piyasayı kontrol ediyor. Halden mal almamalıyız. Halden mal alıp satanlarla alışveriş yapmamalıyız. Çağdaş bir ülke olmamızın şartlarından birisi budur. Şimdi de bunlar bir keşif yaptılar. Soğuk hava depoları. Soğuk hava depolarında attıkları meyve sebzeleri daha sonra yüksek fiyata satabiliyorlar. Elbette gıda kalitesi ve tadı
yok olduktan sonra. Bugün elmaların üzerindeki mumları dikkat edin. Hepsi soğuk havadan gelme. Balıklar, etler, sebzeler ne varsa. Özellikle muz. Yerli muz haricinde ithal muz yemeyin. Dünyanın öbür ucundan geliyor, ne şartlarda geliyor. Bakınız, bugün bizim zekamızla dalga geçiyor. Bu hal çalışanları veya hal işletenleri. Elbette onların giderleri var, şu var, bu var. Neden köylü direkt kendisi satamıyor? Neden yani, neden? Yani üretici kooperatifleri bir yer açamaz mı? Yani pazarda uygun fiyata satamaz mı? Hem de köylü kendi kazansın, kendi getirsin. Neden yani, neden? Uzay çağında, bilişim çağında, nanoteknolojinin egemen olduğu bir çağda halin bir yeri var mı ya? Hal sadece halka hizmet için bir aracı olabilir. Büyük karların, büyük paraların kazanıldığı yer olmamalı bence. Şu andaki genç nesil, çocuk ve gençler, ne yazık ki protein ve sebzeyi, yağı sağlıklı olarak alamıyorlar. Gıda kaçakçılığı, gıda hilesi her yerde. Zeytinyağından meyve sebzeye kadar. Bugün Aydın cezaevinde yatanların üçte birisi yağ kaçakçısı, yağ hilesi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yarısı da tarihi eser kaçakçısı. Halcilik çağ dışı bir yoldur. Belediyeler sosyal hizmet adına halleri işletmelidir. Hal komisyonculuğu yok edilmesi gereken bir meslektir. Bu sebeple bizim satın almadan kaynaklanan gücümüz var. Bu gücü kullanmalıyız. Satın almamalıyız. 3 kuruş yüksek olsun, köylüden, üreticiden satın almalıyız. Çağdaş bir toplum, uygar bir toplum bu şekilde olabilir.